Merhaba sevgili gençler. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sercan Hoca'nız. Bu videomuzda sizlerle 8. sınıf İngilizce 2. dönem 1. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yazılı sorularını çözeceğiz. Biliyorsunuz her yazılı öncesi Milli Eğitim örnek yazılı senaryoları paylaşır ve genelde öğretmenleriniz de bu sorulara paralel olarak sizlere sorular sorarlar. O yüzden öncelikle bu örnek senaryo sorularını çözeceğiz. Daha sonra da elbette kendi hazırladığım, yine sınavınızda çıkma potansiyeli çok yüksek olan soruları da hep beraber çözeceğiz gençler. O yüzden ne yapıyorsunuz? Mutlaka kanalı takipte kalıyorsunuz. Gelecek videolar sizler için gerçekten çok önemli İkinci dönem birinci yazılılarınız gençler 5, 6 ve 7. ünitelerden çıkacak ve ben 5, 6 ve 7. ünitelerin konu anlatımlarını yine kanalda yaptım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Emin olun pişman olmayacaksınız. Hem LGS'ye yönelik hem de yazılıya yönelik çok güzel şeyler kazanacaksınız. Sizlerden minnak bir ricam var. Bana destek olmak için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı her yazılı için iki ayrı senaryo hazırlıyor. Biz de burada iki ayrı senaryonun bütün sorularını çözeceğiz tek tek gençler. O yüzden mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Birinci senaryomuzun birinci sorusuyla başlıyoruz. Read the text below and answer the question. Parçayı okuyup soruyu cevaplayın diyor. Sorumuz neymiş? What is Kate talking about? Kate ne hakkında konuşuyor? I think the internet is great, bence internet harika, but it sometimes makes it difficult for us to make real friends. Ama bazen bizlerin gerçek arkadaş edinmemizde bizi zorluyor. We spend too much time on the internet, so we may fail exams in school. İnternette çok fazla vakit geçiriyoruz, bu yüzden de sınavlarımızda, okuldaki sınavlarımızda kalabiliriz. Too much screen time can also be harmful for our health. Çok fazla ekrana maruz kalmak aynı zamanda sağlığımız için de zararlıdır diyor. Burada ne hakkında konuşuyor arkadaşlar? İnternetin zararları hakkında konuşuyor değil mi? Yani dezavantajları hakkında konuşuyor. Ne diyebiliriz o zaman? She is talking about the disadvantages of internet diye söyleyebiliriz. Birinci senaryomuzun ikinci sorusuyla devam ediyoruz. Write down the names of Scott's family members on the table below according to the given text. Parçaya göre... Buradaki tabloya Scott'ın aile üyelerinin isimlerini yazın diyor. Birincisinde bakın alışveriş sepeti var. İkincisinde bir online kitap var, üçüncüsünde de diller var arkadaşlar görüyorsunuz işte hay demiş İngilizce burada Çince var vesaire. Bakalım hemen Scott loves reading the news online. Scott haberleri online okumayı seviyormuş. O zaman burada online okumak bakın neredeydi ikincisinde? O zaman ikincisine biz ne diyeceğiz? Scott diyeceğiz. His dad Mike, babası Mike prefers doing shopping to playing games on the internet. Babası Mike alışveriş yapmayı internette oyun oynamaya tercih edermiş. Yani alışveriş yapıyormuş arkadaşlar. O zaman birincisi kim oluyormuş? Mike oluyormuş. Devamında da his mother Sofia uses the internet to practice her language skills. Annesi Sofia da interneti dil yeteneklerini dil becerilerini geliştirmek için pratik yapmak için kullanıyormuş. O zaman üçüncüsüne de Sofya yazıyoruz. Ve ikinci sorumuzu da halletmiş oluyoruz. Gayet kolay bir soru bence. Birinci senaryo, üçüncü sorumuza bakıyoruz. Read the conversation below and complete the sentences with the correct names. Maria ne demiş? I like rafting. Rafting'i seviyorum. What do you think about extreme sports? Extreme sporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? If you ask me, they are dangerous, so I don't prefer them. Jack demiş ki, bana sorarsan onlar tehlikelidir ve ben onları tercih etmiyorum. Finn ne demiş? I go free diving in Marmaris every summer. Her yaz Marmaris'te serbest dalış yaparım. I love the adrenaline. Adrenalini severim. For me, water sports are exciting especially. Bana göre özellikle su sporları heyecan vericidir demiş. Demek ki Finn sporları seviyormuş ve su sporlarını özellikle seviyormuş. Ada ne demiş arkadaşlar? I prefer safe sports to the extreme ones. Ben diyor güvenli sporları ekstrem tehlikeli sporlara tercih ederim. I don't have enough courage to try them. Onları denemek için yeteri kadar cesaretim yok demiş şeyda. Jessica ise Paragliding is my favorite. Paragliding yamaç paraşütü demekti. Yamaç paraşütü benim favorimdir. I enjoy trying it with my friends. Arkadaşlarım da onu denemeyi seviyorum demiş arkadaşlar. Hemen geldik sorulara. Blah blah prefers air sports to the others. Air sports neydi arkadaşlar? Hava sporları. nokta nokta Hava sporlarını diğerlerini tercih ediyor diyor. Hava sporunu kim tercih ediyordu? Bakın Jessica Deme mi? Paragliding, yamaç paraşütü yapıyordu. Diğerleri bundan hiç bahsetmemişti. O yüzden birinci boşluğumuz Jessica oluyor. Soruları bu arada ben sizler için önceden çözdüm ki video içerisinde çok fazla zamanınızı almayayım. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bla bla and bla bla. Enjoy doing water sports. Water sports neydi arkadaşlar? Su sporları. İki kişi su sporlarını seviyormuş. Kimdi bunlar? Bakın birincisi Maria değil mi? Rafting suda yapılır, nehirde yapılırdı. İkincisi de arkadaşlar Finn değil mi? Bu da serbest dalış seviyordu. Marmaris'te her yaz yapıyordu. O yüzden burada ne diyeceğiz boşluklara? Maria and Finn diye söylememiz yeterli olacaktır. Üçüncüsünde de yine iki kişi varmış. Don't like taking risk. Risk almayı sevmiyorlarmış. Kimdi bunlar? Bakın birincisi Jack'ti. Onlar tehlikeli onları tercih etmiyorum diyordu. Bir de Ada vardı arkadaşlar. Ne diyordu? Ben de güvenli sporları seviyorum. Safe sports diyordu. O yüzden burada da Jack and Ada don't like taking risk diye söylememiz yeterli olacaktır. Üçüncü sorumuzu da halletmiş oluyoruz. Birinci senaryonun dördüncü sorusuna geldik. The table below shows William's feelings about the extreme sports he has tried in Turkey. Aşağıdaki tablo William'ın Türkiye'de denediği tehlikeli sporlar hakkındaki duygularını gösteriyor diyor. Compare the excitement and safety levels of these sports in a paragraph including at least three sentences. Bu sporların heyecan seviyelerini ve güvenlik seviyelerini karşılaştırın diyor arkadaşlar. Bakın yıldızlarla karşılaştırmış. Exciting heyecan verici demekti. Safe de güvenli demekti. Ice Climbing in Erzurum, Erzurum'da buz tırmanışı, Mountain Biking in Kapadokya, Kapadokya'da dağ bisikletine binmek, Hang Gliding in Antalya, Antalya'da hang gliding yap. En az 3 tane cümle kurarak bir paragraf yazacağız. Aslında burada komparatifleri kullanacaksınız değil mi? Karşılaştırma yapacaksınız. Aşağıda ben hemen sizler için yaptım. Ice Climbing in Erzurum is more exciting than Mountain Biking in Kapadokya. Erzurum'da buz tırmanışı yapmak, Kapadokya'da dağ bisikletine binmekten daha heyecanlı. Mountain Biking in Kapadokya is safer than Ice Climbing in Erzurum. Erzurum. Kapadokya'da bisiklete binmek Erzurum'da bu tırmanışı yapmaktan daha güvenlidir. Ve ice climbing in Erzurum is more exciting than hang gliding in Antalya olacak arkadaşlar. Buraya Erzurum yazmışım. Burası Erz Antalya olacak arkadaşlar. Ben yanlışlıkla Erzurum'da olunca her yere Erzurum yazasım gelmiş herhalde. Buraya da Erzurum yazmışım ama sizler öyle yazmayın lütfen. 1. senaryomuzun 5. sorusu Read the text below and answer the questions. Yine parça okuyup soruları cevaplayın diyor. Ben hemen sorulardan başlayayım. What is Mount Nemrut famous for? Famous for ne için ünlüdür diyor. Yani Nemrut da ne ile ünlüdür arkadaşlar? Onu da zaten bakın şurada ilk cümlede söylüyor. Mount Nemrut in Turkey is famous for big statues and old ruins from about 2000 years ago. Aynı cümleyi ne yapacaksınız? Buraya yazabilirsiniz. Mount Nemrut is famous for big statues and old ruins from about 2000 years ago. İkinci sorumuz Who built the statues and structures there? Oradaki bu heykelleri kim yaptı arkadaşlar? Onu soruyor. Buna da a king named Antiochus I Theos built them diye söyleyebilirsiniz. Onu da bakın şurada zaten ikinci cümlede hemen Aynısını söylüyor. Siz de ne yapacaksınız? İkinci cümleyi aynı şekilde yazacaksınız. Üçüncü sorumuz is Mount Nemrut on the UNESCO World Heritage List. Nemrut da UNESCO listesinde mi diye soruyor arkadaşlar. Onu da bakın son cümlede söylüyor. It's a UNESCO World Heritage Site diye söylemiş. O zaman ne diyeceğiz buna da? Evet dememiz lazım. Is ile sorduğu için kısa bir şekilde cevap verebiliriz. Yes it is diye söylememiz yeterli olacaktır. Ya da uzun uzun söylemek isterseniz. Yes it is on the UNESCO World Heritage List diye de yazabilirsiniz ama bu şekilde kısa olarak yazmanız yeterli olacaktır. Böylelikle 5'in sorumuzu da hallediyoruz. Evet gençler şimdi geldik ikinci senaryomuza. İkinci senaryomuzun birinci sorusu: A technology company is doing research about the internet habits of teens. Bir teknoloji şirketi gençlerin internet alışkanlıkları hakkında bir araştırma yapıyor. Write down a paragraph including all the titles on the form. Buradaki bu başlıkları da kullanarak bir paragraf yazın demiş. Başlıklarımız: Purposes of the internet use, internet kullanımının amacı, Risks on the internet, internetteki riskler. Time spent online, ne kadar zaman geçiriliyor online. The internet safety rules, internet güvenlik kuralları diye. Bunları da içerecek şekilde ne yapın diyor bir paragraf yazın. I spend 3 hours a day on the net. Günde 3 saat internette vakit geçiriyorum. I usually use it to do research, do homework and have fun. Ben genelde araştırma yapmak için, ödev yapmak için ve eğlenmek için kullanıyorum. However, ama I never do online shopping because sharing personal information may lead to some security problems. Ama ben asla online alışveriş yapmıyorum çünkü kişisel bilgileri paylaşmak güvenlik sıkıntıları yaratabilir. I always pay attention to using strong passwords for internet safety. Ben her zaman internet güvenliği için güçlü şifreler kullanmaya önem gösteririm diyor arkadaşlar. Bu şekilde bir paragraf yazdık. Siz de aynısını ya da buna benzer bir şeyler yazabilirsiniz. Elbette böyle bir soru çıkarsa. İkinci senaryomuzun ikinci sorusu arkadaşlar. Read the text below. Parçayı okuyun. Write down Oscars and his friends extreme sports preferences and put a tick under the correct column matching their ideas about these sports. Oscar ve arkadaşlarının extreme sports, tehlikeli spor tercihlerini yazın. Bu sporlar hakkındaki fikirlerine de tick koyun arkadaşlar. Hangisi hangisini hissediyor? onlara da tik koyacağız sırayla gidelim oscar would rather go windsurfing than go skydiving oscar windsurfing'e gitmeyi skydiving yapmaya tercih edermiş arkadaşlar demek ki oscar neyi tercih ediyormuş arkadaşlar windsurfing tercih ediyormuş birinci boşluğumuza oscar'ın olduğu yere windsurfing yazıyoruz devamında da burada da feeling yani düşüncesini söyleyecek he thinks it is more entertaining daha eğlenceli olduğunu düşünüyormuş. Bakın entertaining eğlenceli demekte. Burada da ne var bakın enjoyable eğlenceli. Amazing muhteşem harika. Ease de kolaydı. Şimdi burada hangisine tik koyacağım o zaman eğlenceli hissediyorsa Oscar. Tabii ki burada enjoyable'a tik koymam gerekiyor. Enjoyable ve entertaining eş anlamlıdır. Eva'ya bakalım. Eva dislikes rafting. Eva rafting sevmiyor. But she loves motor racing. Ama motor yarışını çok seviyor. O zaman Ivan'ın tercihi neymiş? Motor racingmiş gençler. Hemen buraya motor racing yazdım. Devamında bakalım ne düşünüyormuş? It's fascinating for her. Onun için büyüleyici, muhteşemmiş arkadaşlar. Yani neymiş? Amazing değil mi? Amazing ile de fascinating eş anlamlıdır. Elena'ya bakalım. Elena can't do hang gliding. Hang gliding yapamaz. But she's good at base jumping. Ama base jumping serbest atlamada iyiymiş arkadaşlar. Demek ki Elena neyi tercih ediyormuş? Base Jumping tercih ediyormuş. Buraya da biz Base Jumping diyoruz. Devamında bakalım ne düşünüyormuş onun hakkında. It's not difficult for her. Onun için zor değil. Zor değilse nedir arkadaşlar? Easy değil mi? Kolaydır. Elena'da da Easy'ye tik koyuyoruz. Böylelikle ikinci sorumuzu da halletmiş oluyoruz. İkinci senaryomuzun üçüncü sorusuna bakıyoruz. Think that you attended the adventure festival on the poster below. Aşağıdaki posterdeki adventure macera festivaline katıldığını hayal et diyor. And you tried all the extreme sports there. Ve buradaki bütün ekstrem sporları denedin. Compare your experiences of the extreme sports in a paragraph including at least four sentences. En az dört cümleyle bu tehlikeli sporlardaki deneyimlerini birbirleriyle karşılaştırıyor arkadaşlar. Yine komperatif birinci senaryoda da vardı. Bunu unutmayın. Hemen yan tarafta yazdım ben. I think windsurfing is safer than hang gliding. Bence rüzgar sörfü hang gliding'den daha güvenlidir. But hang gliding is more exciting than windsurfing. Ama hang gliding de windsurfing'den, rüzgar sörfünden daha heyecan vericidir. Mountain climbing is the most interesting of all. Dağ tırmanışı bunların hepsinden en ilginç olan. Mountain biking is the most boring one of all the extreme sports. Dağ bisikletine binmek bu ekstrem sporlar arasından en sıkıcısıydı diye bakın ne yaptık? Burada hepsini karşılaştırdık. Karşılaştırma yaparken de hem komparatif kullandık hem de süperlatif kullanmış olduk. İkisini de kullanırsak öğretmenimizin gözüne de bayağı bir gireriz diye düşünüyorum. İkinci senaryomuzun dördüncü sorusuna bakıyoruz gençler. Read the information of some of the new wonders of the world and answer the question. Dünyanın yeni harikaları hakkında bazı bilgileri okuyup soruları cevaplayın demiş. Ben hemen sorulardan gideyim. Birinci sorumuzda which of the wonders in the table are ancient cities? Ancient cities eski şehir değil mi? Hangileri antik şehirlerdir? Birincisi ne arkadaşlar? Great Wall of China. Çin setti değil mi? Şimdi burada şu detayı unutmayalım lütfen. Bakın şehir soruyor bize. Şehir sorduğu için şimdi siz şunu diyebilirsiniz hocam bunların hepsi çok eski, antik olabilir ama hepsi şehir değil. Mesela Çin Seddi bir şehir değil, bir duvardır değil mi? O yüzden bunu şehir kategorisine ben alamam. Petra, Jordan, bakın burada ne diyor? A city made of rock in Jordan demiş. Kayalardan oluşmuş bir şehir diyor arkadaşlar. A city, antik şehre giriyor mu? Giriyor. Machu Picchu, Peru. Peru'daki Machu Picchu. Bu da bakın ne diyor? An old Inca city in Peru. Peru'daki eski bir Inca şehri diyor. Bakın burada da yine ne diyor? City diyor arkadaşlar. O zaman ben Peru'yu da bu kategoriye alabilirim. Chichen Itza, Mexico demiş arkadaşlar. Bunda da an ancient Mayan city in Mexico. Meksika'daki eski bir Maya şehri arkadaşlar. Bakın yine burada ne var? Bir city var gördüğünüz gibi. Yani bu da o şehir kategorisine giriyor. Sonda da Roman Colosseum var. Kolezyum görüyorsunuz şurada. Bir şehir değil arkadaşlar. Şehir olmadığı için ben bu kategoriye yine bunu almıyorum. O zaman birinci sorumuzun cevabı ne olacak? Petra, Machu Picchu ve Chichen Itza olması gerekiyor. İkinci sorumuz. Why did people build the Great Wall of China? İnsanlar Çin Seddi'ni niçin yaptılar? Bunu da bakın şurada. A super long wall in China that was built a really long time ago to protect against enemies. Düşmanlar korunmak için yapılmış arkadaşlar. Bizim için bakın cevabımız şu kısım. Ne diyeceğiz o zaman? They build it to protect against enemies ya da direct to protect against enemies diye kısa bir şekilde de yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. If you have chance to see one of the wonders. Which one would you like to see? Why? Dünyanın bu yeni harikalarından bir tanesine gitme şansın olsaydı Hangisini görmek isterdin, niçin diye sormuş. Güzel bir soru. Ben burada Machu Picchu diye seçtim arkadaşlar ama sizler elbette istediğinizi seçebilirsiniz. Ne dedim? I would like to see Machu Picchu because I can see both natural and historical beauties. Machu Picchu'yu görmek isterdim çünkü hem doğal hem de tarihi güzellikleri görmüş olurdum, görebilirdim dedim arkadaşlar. Sizler de buna benzer cümleler elbette kurabilirsiniz. Dördüncü sorumuzu ve aslında son sorumuzu da çözmüş olduk. Evet gençler böylelikle bütün soruları çözerek videomuzun sonuna geldik. Umarım buraya kadar izleyebilmişsinizdir. Soruların hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yorumlarda elbette yazabilirsiniz. Başka bir ihtiyaç bir isteğiniz varsa yine yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Dediğim gibi bu videodan sonra sizlere kendi hazırladığım sınavınıza çıkma potansiyeli çok olan soruları da elbette paylaşacağım. O yüzden ne yapıyorduk? Kanala abone olarak kanalı takip alıyorduk. Ve videoyu beğendiyseniz çözümler işinize yaradıysa ne yapıyorsunuz gençler? Bana destek olmak için videoya like atmayı da unutmayın lütfen. Şimdilik benden bu kadar. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.